Bekle, bekle. Tamam. 15 yıldır süren bir süreç bu. Yani başlangıçta tabii ne olduğunu bilmediğim rahatsızlıktı. İlk ataktan sonra toparladım kendimi. Normal hayata döndüm. Tabii ki koruyucu tedavilerle devam etti. Ara sıra atak geçiriyordum. Ataklarım oluyordu tabii ki. Bu süreçte ben fazla dikkate almadığım oldu tabii. Ya bu dönemde hani hastalığı kabullenme dönemi. Onu kabullenmek biraz zor oldu bana. Biraz fazla dikkat etmedim. Ataklarım sıklaştı. Bu önüne geçilemez hale geldi. Destekle yürüyorum şu anda. Sürekli hareket etmek zorundayız biz. Yani hareketli olmak zorundayız. Kaslar çünkü belirli bir süre sonra gene aynı şeye dönüşebilir. Yani sürekli aktif olmalıyız. Sürekli rehabilitasyon görmeliyiz. Rehabilitasyon tabii ki iyi geliyor bize. Hani sürekliliği önemli bunun. Her hastalıkta olduğu gibi MS'de de tabii ki moral çok önemli. Hani stres, sinir bunlar olmayacak. Yani kendini rahat hissetmelisin. Hatta kendini rahatsız eden kişilerden uzak durmalısın. MS öncesi hayata bakışım daha farklıydı. Hani çok fazla farkında değildim belki çok şeyin. Ama MS'den sonra hani daha bir yaşama bağlandım diyebilirim buna. Daha fazla güzellikleri görmeye başladım. Daha çok pozitif oldum yani. Pozitif bir insan oldum. Hastalık tabii ki iyi bir şey değil. Ama ben iyi yönünü görüyorum şu anda. Bana kattığı artıları var. Hani bana engel olsa bile engellerimden bile bir güzellik çıkartabiliyorum. O derece diyeyim yani. MS hastalığı bağışıklık sisteminde gelişen bir bozukluk sonucu. Merkezi sinir sisteminde yani beyinde ve omurilikte gelişen çok sayıda plaklarla karakterize bir rahatsızlık. Yaklaşık dünyada 3 milyon kişiyi etkilediği şu anda biliniyor. Ve ataklarla seyreden bir rahatsızlık. İlk bulgusu genelde görme veyahut da konuşma bozukluğu şeklinde. Çift görme özellikle en sık görülen ilk belirtisidir. Hastanın vücudunun çeşitli kaslarında değişken derecelerde kas güçsüzlükleri, kas sertlikleri veyahut da uyuşmalar olabilir. Denge bozukluğu, yürümede problemler yaşamaya başlayabilir hasta. Bunun yanında idrar ve büyük abdest problemleri yaşar. İdrarı tam boşaltamama veyahut da idrarı tutamama şeklinde sorunlar olabilir. Peki MS hastalar nelere dikkat etmeli? Ondan da son olarak bahsedelim. Şimdi MS hastalığının bir kere özellikle düzenli bir yaşamı olması lazım. Düzenli bir yeme içme düzeni olması lazım. Uyku düzeni mutlaka ki iyi olması lazım. İyi dinlenmesi, çok yorulmaması lazım. Çalıştığı iş de bu açıdan çok yorucu olmayan bir iş olması lazım. Sigara ve alkolden tabii ki uzak durmasını her zaman için öğütleriz. Üzüntü, stres, depresyon bunlar hep atakları getirebilecek problemlerdir. Bunlardan uzak durması gerekli. Kendine dönüştür.